tekrar ettiğim için daha önce bu kadar ayrıntılı vermediydim. Evet. Kasem cümlesi, kasem bölümü cevap bölümünden oluşur. Evet. Bu kasem cümleleri devamlı bir bildiğiniz gibi vav kasemiyle. Vav. Buralarda da vessemai zatil bürüc burada gibi. Burada da vav. Vavla. Evet. Yine vel yevmil mevud. Mevud. Oradaki şeyler bağlaç değil, kasem vavıdır. Ve şahidim ve meşhud. Şimdi buna cevap olacak bölüm isim cümlesi olacak olursa bak isim cümlesi olacak olursa o cümlede isim cümlesinde başında inne ve bir de cümlenin içerisinde lam-ı tekit olması lazım. İnne. İnne ve lam olması lazım. Ve lam olması lazım. Ha, tamam. Eğer ki bakın kasemin cevabı olan cümle fiil cümlesi ve fiil cümlesi olup da olumlu fiil cümlesi olacak olursa mutlaka başında gat ve lam takısı edatı olması lazım. Lakat. Lam. Lam. Mesela evet. Lakat. Mesela şöyle diyeyim. Lakat, bunu şöyle hemen örnek vereyim de orada da yine izah edeceğim. Bunlar çok önemli noktalar da ondan. Mesela burada isim cümlesi. Tamam. Suremizde. Bürcüde. Ama Vettini ve Zeytuni diye hani Tin suresi gelecek. Orada kasemin cevabı fiil cümlesidir. Orada mesela lekad halaknal insane fi ahseni takvim. Oradaki lekad ifadesi var ya. Evet. Kasemin cevabı olduğunu bildirir. Bak fiil cümlesidir. Lekad vardır. Olumlu hem de. Ha lekad olumlu fiil cümlesinde lekad vardır. Tamam. İsim cümlesinde ise ne diyoruz? İnne ve lam olması lazım. Şimdi tüm izleyicilerimize evet. Sesleniyorum. Ve semai zatil bürucu ve levmül mevudu ve şahidim ve meşhud. Tamam. Burada. Kasem bölümü. Evet. Ondan sonra gutile ashabul uhdud. Hiç alakası yok. Şimdi gutilenin başında gutile. Eğer ki bunun kasemin cevabı gutile yapacaksak evet. Bunu kabul edeceksek bunun başında lekat gutile olması lazım. Ha, o da yok. Ha, lekat gutile olması lazım. Evet. Tamam. Ama orada lekat gutile yok. Lekat yok. Evet. Öyleyse teknik olarak anlam olarak zaten değil evet. De yani teknik olarak gutile ashabul uhdudi cümlesinin kasemin cevabı olması kesinlikle mümkün değil. Dil bilgisi kuralına aykırı. Onun için bakın, onun için ne dedim? Hocaların tümü de, çağdaşları da resmen yok kıyamet günü kesin kopacaktır diye uydurmuşlar. Ayette, surede böyle bir şey yok. Şu konuda o değil. Hı. Ama iyiden iyiye sureyi tetkik edecek olursak çok güzel. Ayetlerini inceleyecek olursak 12. ayet inne batşe rabbike leşedid. İnneyle başlıyor. Hem inneyle başlar evet. Ve leşedid diye de lamı da var. Kasem cümlesinin cevabı 12. ayet olan inne batşe rabbike leşedid. Evet. Tamam. Evet. Evet. Rabbimiz sanki dil bilgisi Arap şeysin bilmiyor mu? Ha. Şimdi Allah'ım. Rabbimiz biliyor hem öğretiyor evet. Kur'an hem insanda kitap da öğretiyor. Dil evet, bilgisi tabii. De öğretiyor da bir Hinoğlu Hinler evet, anlatabilir mesele mi? Bu işte. Kur'an anlaşılmasın diye bu ayetleri tamam mı yerlerini değiştirdi. Değiştirdi. Şimdi burada bir noktaya daha hani şey yapayım da biraz bilgi vereyim. Buyurun efendim. Ben burada bu bilgileri sunarken herkes çeşitli yerlerde konferanslarımızda, söyleşilerimizde falan bazı şeylerle muhatap oluyoruz. Evet. Biliyorsunuz yani bunları. Aynen. Efendim şimdiye kadar bunları bir herkes bilmiyordu da Hakkı Yılmaz mı biliyor? Maalesef bunu çok söylüyorlar. Ha, hep. Şimdi birinci mesele. Evet, Hakkı Yılmaz biliyor. Evet. Tamam, bu kesin. Allah'ın izniyle kesin, tamam. Biz ilmimize, dirayetimize güveniyoruz. Gitti. Ama
Onu da söyleyeyim. Bunu herkes bilir. Bu kuralı yani. Efendim bunu herkes bilir. Yani bir Hakkı Yılmaz'ın bildiği, bileceği şey değil yani. Tamam. Güzel. Bak, tamam. Bunu herkes bilir. Bunu herkes bilir. Onun için ben burada tüm Arapça bilenlere, özellikle ilahiyat fakültelerimizdeki Arapça bilenlerine, hocalarımıza, Arapça hocalarımıza ayeti ellerine alacaklar. Arapça bilenler, Arapça bölümü. Tabii. Diyecek ki, bizim Arapça dil bilgisi kurallarına göre kasem cümlesinin cevabı isim cümlesi olduğu zaman inne ve lamlı gelmesi lazımdı. Burada gelmemdi diye tefsir hocalarının yakasına yapışacaklar. İşte o kadar. Tamam. İşte o kadar. Tefsir hocalarının yakasına yapışacaklar. Tamam. Bu Kur'an'ın, bu Musaf'taki düzenleme, yanlış düzenlemenin sorunu sadece bir Hakkı Yılmaz'a ait değil. Gayet tabii canım. Tamam. Herkes elini taşına koysun. Onun için burada hocalarımın hepsi bunu, bu tekniği hepsi bilir. Evet. Ama bir şey daha var. Ben burada şey yapıyorum. Hepsine sitem ediyorum. Bunu bilmelerine rağmen. Evet. Bakın bunu bilmelerine rağmen bunu şimdiye kadar kimse dile getirmedi diye bakın onlar da dile getirmiyor. Evet. El alem baskısı, mahalle baskısı. Ben o hocalarıma diyorum ki elinizi vicdanına koyun. İlminizle amel etmediğiniz müddetçe siz hoca sayılmazsınız. Çok güzel efendim. Tamam mı? Çok bu cümle İlminizle amil olmadığınız müddetçe hoca sayılmazsınız. Allah razı bir olsun. De Allah razı olsun. Cenab-ı Hak bakın bu ayetler konusunda, bu noktalar konusunda bir tavır alacağız. Ne alacağız? Ya Allah'tan yana, ya Kur'an'dan yana tavır alacağız. Evet. Tamam mı? Ya da Halife Osman'dan yana tavır alacağız. Olay bu. Şu anda gördüğümüz habaset, bu bozuntu, bu tahrif değil, lav. Musaf üzerindeki bu lav, Allah'tan değil, değil peygamberlerden değil. Tamam mı? Halife Osman ve Musaf sürekli tertibinde, aslında. Musaf'ın düzenlemesindeki onun avanesine ait. Evet, evet. Onun için burada Allah'tan tarafa mı olacağız, Osman'dan yana mı olacağız, bunu da ön plana çıkarsınlar. Evet. Bunu söyleyeyim. Bakın şimdi burada hocalarıma bir şey daha hatırlatacağım. Nisa suresinin 75-77. Ayetinde uyarı yapıyorum. Bir bölümünde şimdi onlardan bir grup diyor Cenab-ı Hak, münafıklar şey yapar, Allah'a duydukları haşyetle, bak yani duydukları saygıyla, sevgiyle, bilgiyle ürperti gibi yahut da daha şiddetli olarak insanlara saygıyla, sevgiyle ürperti duyar. Bazı insanları burada Cenab-ı Hak kötülüyor. Evet. Onlar diyor Allah'a duyacakları saygıyı, daha şiddetlisini insanlara duyuyor. İşte aynen benziyor efendim. Çok açık. Yine aynı. Ahzab 37'de oysa Allah, bu Resulullah'ın kendisinedir bak. Kendisiyle, kendisine saygıyla, sevgiyle, bilgiyle, ürperti duymaya daha layıktı diyor. Evet. Bunu peygamberimize söylüyor. Onun için, tamam mı? Peygamberimize şey yapıyor. Ona bile bu uyarı var. Yine Tevbe suresinde artık mümin iseniz Allah'a, kendisine saygıyla, sevgiyle, bilgiyle ürperti duymaya daha layık olandır diyor. Ben burada yine bunu yine şeylerde yine Bakara suresinde hem 40. ayette hem 150. ayette Allah saygıyı insanlara değil, ürperdiği insanlara değil kendisine yapılmasını, kendisine duyulmasını emreder. Rabbi. Şu anda bu konuda açık söylüyorum. Susan hocalarımızın tümü, bak tümü insanlara Allah'tan daha fazla saygı duymuş durumdadırlar. Maalesef. Hazret çünkü onları. Tamam. Hazret olunca iş karışıyor. Evet. Onu söyleyeyim. Evet. Şimdi biz Kur'an üzerindeki bu orijinal şekle dönme, Kur'an'ın orijinalini anlama şeyini yaptığımız zaman tuhafınıza gider. Aynı Resulullah'ın döneminde olduğu gibi atalarından duyduğu yalan yanlış şeylere saplantıdan vazgeçmeyeceğiz diye ısrar edenler var. İsrail'im maalesef. Evet, bunu herkes bilmiyordu da bir Hakkı Yılmaz mı biliyor diyenler var. Maalesef deniyor. Evet, Hakkı Yılmaz biliyor ama herkes de biliyor bunu şey. Aslında biliyorlar. Ve bu mantık
Onu da söyleyeyim. Hı. Bir hakkı Yılmaz mı biliyor mantık? Aynı Mekke müşriklerinin. Peygamberlik gelecek adam bulamadı da kala kala Muhammed'e mi kaldı? Zuhruf suresinde anlatılıyordu bu. Evet. 31. ayette. Yine onlar bu Kur'an şu iki şehirden biri bir büyük adama indirilmez değil miydi diyorlar. Evet. Alenen söylendi bu da. Ha, tamam. Evet. Yani evet. Ama herkes biliyor bunu. Hmm. Ve bunu görüyoruz ki bunu her zaman şey yapıyoruz. Sad suresinde bakın Sad suresinin girişinde bu atalar dinine mensup olanların o girişte 4'ten itibaren o ayetleri de takdim edeyim de herkes daha güzel olmasın. Peygamberimiz Kur'an'ı tebliğ ediyor, anlatıyor. Ve şimdi Kur'an'dan dinleyeceğiz bunu. Saat 4'ten 11'e kadar vereceğim. Saat. Ve işlerinden kendilerine bir uyarıcı geldiğine şaştılar da o kafirler bu bir sihirbazdır. Çok çok yalan söyleyen biridir. O bunca ilahı bir tek ilah mı yapmış? Bu gerçekten çok şaşılacak bir şey dediler. Ve işlerinden ileri gelenler yürüdüler. Yürüyüş bugün de var. Aynen. Tamam mı? İlahlarınız üzerine direnin. Hı. Ve sözünüzden, kararınızdan dönmeyin. Bu gerçekten sizden beklenen bir şeydir. Biz bunu son başka bir dinde işitmedik. Bu ancak bir uydurmadır. Öğüt kitap aramızdan onun üzerine mi indirildi? Aksine onlar benim öğüdümden, Kur'an'dan yetersiz bilgi içindeler. Aksine onlar henüz azabımı tatmadılar. Yoksa çok güçlü ve çok bağış alan Rabbinin rahmet hazineleri onların yanında mıdır? Ya da bütün o göklerin, yerin aralarında olanların mülkü onların mıdır? Öyleyse burada çeşitli gruplardan oluşmuş, bozguna uğramış bir ordu olan onlar her yolu deneyecek, deneyerek yükselsinler, ellerinden gelen her şeyi denesinler. Evet. Evet, atalar dininde herkes ısrar. Evet. Israr. Şu mübarek Kur'an'ımızı dediğim gibi enevi adamları ne hale getirmişler, neden anlaşılmaz yapmışsınlar, maalesef, bunu şey yapamışlar. Maalesef efendim. Evet, burada bu sitemden, bu arzu ve istekten, hocalarımdan, bu ricadan sonra Kur'an'ın ayetlerini şimdi tek tek incelemeye başlayacağım.